Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı, aynı zamanda Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Murat Atmaca ile beraberiz. Biliyorsunuz büyük bir deprem yaşadık ve artçılarla beraber devam ediyor ve çok fazla söylentiler var. Bu söylentilerle beraber hepimizin psikolojisi alt üst olmuş durumda ve özellikle deprem psikolojisi üzerine yoğunlaşacağımız bir program sizleri bekliyor. Eğer varsa sorularımız 0506-094-67-23 nolu hattımızı kullanarak yollayabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hocam depremi yaşadınız mı Elazığ'da? Öncelikle onu sormak istiyorum. Depremde aslında bir eğitim için Diyarbakır'a gitmiştim. Diyarbakır'da o kadar yoğun yaşadım, eşimi aradım Elazığ. Yani burada çok büyük bir deprem Diyarbakır'da oldu. Diyarbakır'da da yoğun yaşadınız. Tabii. Yani burada çok büyük bir deprem oldu falan diye aradım. Meğer bizimkiler daha büyüğünü yaşamışlar. Yani merkez Elazığ'mış. Ben Diyarbakır merkez zannettim. O kadar yoğun hissedildi. Urfa'dan, bana Samsun'dan arkadaşlar aradılar. Hatay'dan bir sürü insanla görüşme imkanımız oldu. Birçok yerde. Sanki primer oranın depremiymiş. Sanki merkezi oraymış gibi hissedilmiş. Diyarbakır'da da ben o şekilde hissettim. Bir gün sonra hemen geldim. Eğitimi yarıda kesip gelmek durumunda kaldım. Evet. Hocam kader kısmet çok farklı bir şey. Gerçekten bu tür şeyler Allah'tan geliyor. Sizi hafta içi her gün saat 16 ile 18 arasında yapmış olduğum Melis El Yaşam'a dair programda ağırlayacaktım ama işte böyle bir felaket başımıza geldi. Böyle bir deprem üzerine olduğu bir programda sizi ağırlama şansım oldu. Gerçekten seyircilerimiz için de güzel bir şans. Bu alanda gerçekten otorite isimlerden birisiniz. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Deprem psikolojisi deniyor. Bu deprem psikolojisini biraz daha açmak istiyorum. Mesela ben kendimden örnek vererek söylemek istiyorum. Şanslıydım. Şöyle şanslıydım. Çaydaçıra Mahallesi'nde oturduğum için hem depremi daha az yapı olarak hissettik ve artçıları da hissetmiyoruz. Kanalda birazcık daha hissedebiliyoruz bunu. Hakikaten artık böyle bir binalara girme sorunumuz var. Kapalı alan sorunumuz var. Uzun bir süredir asansöre binmek istemiyoruz. Ve gerçekten bir psikoloji kaldı ama bunu bir literatürdeki tanım olarak sizden de almak istiyorum. Deprem psikolojisi dediğimiz zaman aklımıza neyin gelmesi gerekiyor? Bu korkular mıdır deprem psikolojisi? Evet. Şimdi önce ben tekrar hani çıktığımız kanallarda söylüyoruz. Çünkü gerçekten ciddi bir deprem yaşadık. Az uz değil. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Şimdi enkaz kaldırma çalışmaları bir taraftan gerçekleştiriliyor. Bunların hepsi insanın ruhsal yapısını etkiliyor. Evet. Ama psikososyal, işte psikiyatrik, psikolojik belirtiler biraz daha geç dönemde ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi daha önce de birkaç defa bu vesileyle vurguladım, pek çok işte ulusal ya da lokal kanallar görüşmek istiyorlar jeologlarla, jeofizikçilerle, sismologlarla görüşüyorlar. Bir taraftan da işin bir tarafında hep psikolojik taraf var. Onun için de bizle de görüşmek istiyorlar. Oralara da değişik vesilelerle söyledim. Aslında bu tarz afetler bizim dünya ile ilgili güvenli dünya algımızı bozuyor. Yani temel problem aslında bu noktadan başlıyor. Çünkü biz X yerde deprem olmuş, X yerde tsunami olmuş. Binalar şöyleymiş, böyleymiş değil mi? Bunlar bize birazcık uzak geliyor. Evet. Yani hani oralarda yaşanmış olabilir ama herhalde biz yaşamayız diye düşünüyoruz. Dünya güvenli bir yer, bana da bir şey olmaz diye. Bu tarz temel inançlarımız sarsılmaya başlıyor. İşte bu tarz temel bir inancı sarstığı için afetler, bu tarz ciddi travmatik olaylar insan psikolojisini bozuyor. Aslında şöyle başlamak lazım. İnsanlarda ruhsal bozukluk ortaya çıkaran bu tarz travmatik olaylar sadece deprem vesaire gibi değil. Sadece deprem psikolojisi gibi bakmamak lazım. Çünkü aşağı yukarı hepsinin birbirine yakın psikolojisi var. Biz travmaları, bu tarz ciddi travmaları üçe ayırıyoruz. Birincisi, insan eliyle istemsiz oluşturulan travmalar var. Mesela araç kazaları, iş kazaları. Bunlar insan ruhsal yapısını etkileyen, insan eliyle oluşturulan kazalar, travmalar. İnsan eliyle istemsiz olarak oluşturulan travmalar. İnsan eliyle istemli travmalar da oluşuyor değil mi? Travma altında kalan kişiyi ruhsal olarak çok etkiliyor. İşte tacizler, tecavüzler, savaşlar, işkence vesaire gibi zorbalıklar. Bunlar insan eliyle istemli oluşturulan travmalar. Bunlar da psikolojimizi alt üst ediyor.
Bir de doğal afetler var. İşte deprem, yangın, sel vesaire gibi ki biz işte o doğal üçüncü gruptan bir tanesini yaşadık. Yani depremi yaşadık. Deprem dünya ile ilgili güvenli dünya algımızı bozuyor. Evet. Ha yani dünya aslında düşündüğüm kadar da güvenli olmayabiliyormuş. Bak travmalar, bu tarz olumsuz olaylar bizim de başımıza gelebiliyormuş. Bunu bir kere bize öğretiyor. Onun için bizim ruhsal yapımızda bir derin, önce bir iz bırakıyor. Daha sonra aslında ben şuna benzetiyorum. İnsanın yani bir insan diğer bir insana hafif yolla hakaret etse bile etkileniyoruz değil mi ruhsal olarak? Bu da çok ciddi bir travma. 6.8 ölçeğinde bir deprem. Bu da bizim ruhsal yapımızı, çünkü bütünlüğümüzü bozacak düzeyde hem bedensel bütünlüğümüzü hem de ruhsal bütünlüğümüzü bozmaya yetecek düzeyde bir ağır bir olay yaşadık. Şimdi bu olay ne oluyor? Artçılarla devam ediyor. Azalarak geçecek, gidecek değil mi? Evet. Deprem olayı. Çabuk Elazığ için. Yani şöyle daha hızlı unutuyoruz diyorsunuz. Yani azalarak yok, deprem kendisini gerçekten artçılı ciddi gösterecek. Sonra arada büyüklü küçüklü artçılar olacak. Artçılar zayıflayacak, azalarak gidecek. İnsan ruhsal etkilenmesini de buna benzetiyoruz aslında. Hepimiz etkileniyoruz. Evlere girmekte güçlük çekiyoruz. Donuklaşıyoruz. Gülememeye başlıyoruz. Kaygılanıyoruz. Çocuklarda özellikle donmalar vesaire, tuhaflaşma hisleri daha fazla görülüyor. Bir taraftan gereksiz, uygunsuz ağlamalar, çocuklarda hırçınlıklar vesaire gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Kapalı yerlere girme konusunda tereddüt ediyoruz. Çıtırtılar bizi korkutmaya başlıyor. Olayı rüyalarda yaşamaya başlıyoruz. Aslında biz farkında olmadan olayın üstesinden gelmek için mekanizmalar geliştiriyoruz. Bu mekanizmaların giderek azalarak kaybolmasını bekliyoruz. İşte deprem psikolojisi, normal psikoloji bu. Ama bunların beklediğimiz süre içerisinde azalarak gitmemesi durumunda işte psikopatolojiden bahsediyoruz. Yani ruhsal etkilenmeden o noktada bahsediyoruz. Evet. Hocam şimdi travma kavramını kullandınız. Hı-hı. Travma kavramı birazcık daha açmak istiyorum. Travma Hı-hı. dediğimiz o an için bir olay yaşıyoruz ve bunun etkisinden uzun süre mi kurtulamamak demek veya artık ilaç desteği alınacak durumlar demek nelerdir? Mi? Evet, travmalar. Çok güzel bir soru aslında. Yani aslında travmaları birkaç şöyle, bir insanın ruhsal olarak etkileyecek bir travma farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Bu nasıl ortaya çıkıyor? Bu depremlerde bunu çok fazla görüyoruz. Birincisi, insanlar travmaya doğrudan kendileri maruz kalabilirler. Siz maruz kaldınız işte, evet. Buradaydınız değil mi? Elazığ'daki insanların tamamı buna maruz kaldı. Olaya doğrudan, yani hepimiz için ağır sayılabilecek olağan dışı bir olaya maruz kalma, travma. Ya bu şekilde olabilir. İkincisi, çok sevdiğimiz ve maruz kaldığını öğrendiğimiz, çok sevdiğimiz bir yakınımızın başına ciddi bir olay geldiğini öğrenebiliriz. Bu da oluyor değil mi bu deprem sırasında? Bir yakını evet. kaybetme olayı mesela. Kaybettiğini öğreniyor. İkinci travma çeşidi bu. Üçüncüsü, kendisine herhangi bir şey olmuyor ama yanındaki birisine bir şey olduğunu görüyor. Evet. Şahit oluyor. Dördüncüsü de yeni tanı klasifikasyonlarımız bunu ekledi. Dördüncü madde de şu Melisa Hanım. Travmanın kalıntılarıyla yüz yüze gelme. Mesela bir yerde bir deprem işte olmuş. Depremden sonra ya da bir yerde bir patlama olmuş. Patlamadan sonra kas parçaları vesaire ortalıklara hani saçılmış. Onların o tarz kalıntılarla karşılaşan kişilerde de ruhsal etkilenme ortaya çıkabiliyor. Ya da tetiklenebiliyor. Mesela şimdi insanlar, evleri enkaz altından çıkarılan kişiler var ya da yakınları enkaz altından çıkarılan kişiler var. Oralara gittiğinde orada elbise parçaları, ayakkabı parçaları, eşya parçalarını gördüğünde ya da Allah korusun işte insan parçası vesaire bir şey şahit olma durumu olursa işte buna böyle bir durumda bundan etkilenmenin kendisi de en zayıf halka olsa da bir travmatik rol üstlenebiliyor. Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi biz halk arasında şu kavramı çok kullanırız. Bir ani bir olay olur. Deprem de bunun içine girer. Şok oldum deriz veya şoka girdim deriz. Bu bizim halk arasında kullanmış olduğumuz şok kelimesi, şoka girdim tabiri travma mıdır? Travma. Çok güzel. Aslında çok güzel bahsettiniz. Şimdi travmanın en tipik özelliklerinden birisi de şu. Aslında güzel bir nokta. Yani olağan dışı olma her insan için ağır sayılabilecek insan kavrayışının dışında bir şey olması önemli olduğu gibi ani olması da önemli.
ani olmuş. Evet. Mesela şöyle düşünün, hiç beklenmedik bir trafik kazası haberiyle beklenen, giderek insanların alıştığı kronik bir rahatsızlık sonrası ölüm aynı etkiyi ortaya çıkarıyor mümkün mu? Mümkün değil. Ortaya çıkarmıyor. İşte burada anilik, birden beklenmedik tarzda olma etkileyicilik açısından güçlü. Bazen şey oluyor mesela, hatta hazırlanmak için bir süre varsa, şimdi deprem için hazırlanmak için hiçbir süre yoktu değil mi? Birden oldu, tabii, aniden oldu ve çaresiz hissettik kendimizi. Çok ciddi bir travmatik bir durum ortaya çıkarıyor. Ama bazen ne oluyor? Hazırlanmak için bir periyot olursa, biraz önce söylediğim örnekte olduğu gibi ya da şöyle oluyor. Mesela Elazığ'da çok, ben hastanede görev yaptığım için çok sık görüyoruz. Mesela bir hastaya anjiyografi yapılıyor. Dört damarınızda tıkanıklık var deniyor. Acil bypass olmanız gerekiyor deniyor. Bir travmatik bir şey bu değil mi? Değil mi? Ama ne oluyor? Hemen yakınlar devreye giriyor. İşte İstanbul'da, Ankara'da hastaneler ayarlanıyor ya da burada. Hani diğer örneği de çok gördüğümüz için söylüyorum. Hastaneler, doktorlar ayarlanıyor. Hastane hazır, şu gün gidilecek, yanında şu kişi eşlik edecek, şu yapılacak. Şu gün ameliyata gireceksin, ondan sonra şu gün tetkiklerin yapılacak orada. Bir de ondan sonra da ameliyata gireceksin, işte bypass ameliyatı yapılacak falan diye. Hazırlık, çevre desteği vesaire. O işin travmatik yönünü ciddi anlamda azaltıyor. Yani o çaresizliği, aniliğin üstünü birazcık hemen açmaya başlıyor. İşte bu aslında çok ciddi bir destek oluyor. Ama orada temel mesele şu, yani sorunuz aslında çok güzel oldu. Beklenmedik, ani ve insan kavrayışının dışında olması travmanın en temel özelliklerinden birisi. Yani deprem öyle bir şey. Evet. Bir kavrayamadık. Ne oluyor dedik değil mi? Ben hatta hastanede arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Yani şey diyen arkadaşlarımız oldu. Yani bir an önce artık ne oluyorsa olsun da bitsin. Kavrayamıyor insan. İşte bu travmanın en travmatik olayın en dramatik taraflarından da biri oluyor. Hocam ama şunu da söylemek istiyorum. Ben halk arasında yapmış olduğumuz bir uygulamadan da bahsetmek istiyorum. Mesela kişiler şok geçirdikleri veya o travma anlarında dilleri tutulabiliyor, evet, nutukları tutulabiliyor, kendilerinden geçebiliyorlar. Peki bizler ne şekilde müdahale edelim? Halk arasında hemen bir bardak su içirilmeye çalışılır. Hatta bazı durumlarda şey bile gördük ki böyle hafif de olsa bir tokat atılır gibi. Böyle şoka girdiğini düşündüğümüz ve o an için travmaya girerim diyeyim düşündüğümüz kişilere bizler neler yapalım? Yani aslında neler yapılacağıyla ilgili çok fazla şey konuşabiliriz. Ama en azından bu sorduğunuz şey için söyleyeyim. Yani bu tarz müdahaleler, su vermek, mesela bunların nasıl bir zararı olabilir? Hiçbir zararı olmaz. Tokat atmak vesaire, bunlar çok önerdiğimiz şeyler değil ama şeyler değil. Neden değil? Çünkü bunlar zaten ilk 3-5 gün zaten biz hani teorik olarak şöyle söyleyeyim. Teorik olarak 1-2 günden sonrasını hani belirtiler, ki o belirtilerden bahsedeceğiz. Hangi belirtileri anormal kabul ediyoruz? Evet. Onlardan bol bol bahsetmek lazım. Çünkü şu anda insanlar çok tedirgin olduğu için kendilerinde de neler var neler yok, bunları da karşılaştırmaları açısından söylüyorum. Yoksa biz pek çok belirtiyi ilk birkaç gün teoride, pratikte de belki bir haftaya kadar olan belirtileri normal belirtiler olarak kabul etmemiz lazım. Onun için tokat atma, bilmem ne yapma vesaire, bunlar çok sağlıklı olan yöntemler değil. Burada yapılacak en güzel şey insanların duygularını ve düşüncelerini açıklamalarını, ki bu özellikle çocuklar için çok daha önemli. Ne hissettiğini söylemesine izin vermek. Bizde tam tersi oluyor. Aman bahsetme, aman söyleme, aman konuyu açmayın, aman başka şeylerden bahsedelim, daha güzel şeylerden bahsedelim vesaire. Bunlar çok doğru olan yaklaşımlar değil. Tersi de çok doğru değil tabii. Yani sürekli depremden bahsedelim, sürekli görüntüleri gösterelim. Maalesef ben kaç gündür ekranlarda görüyorum. Sürekli enkaz görüntüleri verildi. Bu çocuklar için çok travmatik bir şey. Erişkinler için de çok sağlıklı diye ben şahsen söyleyeyim, değiştirdim kanalları. Çok sağlıklı olan bir şey değil bu. Ben buradan bir psikiyatrist olarak söyleyeyim. Yani bu sürekli enkaz görüntüleri vesaire, depremle yüzleşmemiz gerekiyor doğru ama sürekli depremin en sıcak noktalarıyla yüzleşmek durumunda değiliz. Bu konuda da basına önemli bir görev düşüyor. Ulusal basında özellikle çok fazla gördüm. O sıcak görüntüler, çok böyle depremi, bu depremin simge görüntüleri
tahmin edebiliyorsunuz o görüntüleri. Evet. O görüntülerin sürekli ekranlardan yansıtılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. Bu insanların ruhsal sağlığını maalesef olumsuz etkileyecek şeyler. Peki hocam, basın ve medya sektörü olarak bizlerin ne şekilde davranması gerekiyor? Yani ekranın neleri yansıtalım? Vallahi çok anda? Güzel çok güzel şeyler yapılıyor. Güzelleri de bahsedelim, güzelleri de söyleyelim. Yani bir kere depremle ilgili çok bilgilendirmeler oluyor. Ben o gün bir ulusal kanalda geç saatte bir ulusal kanala konuk olmuştum. Başka konuklar da vardı. Yanımdaki jeolog arkadaşlardan, jeofizikçi arkadaş vardı, sismolog vardı. O kadar çok şey sordum. Kendimle ilgili merak ettiğim şeyleri öğrendim. Çünkü insanoğlu öyle bir varlık. Belirsizliği ortadan kaldırmak istiyor. Belirsizliği ortadan kaldırmak için ne yapılması gerekiyorsa onları yapmak lazım. Ben de kendim merak ettiğim, dedim ki bakın televizyonda çıkmış bak birisi başka bir şey söylüyor. Birisi şöyle söylüyor. Ortak sizin görüşünüz nedir? Mesela en büyük Artçı depremi, beklediğiniz en büyük Artçı deprem nedir diye sordum. Evet. Bununla ilgili hani bir sürü yanlış bilgi var ya, açıklayıcı tarzda neden olduğunu, nasıl olduğu konusunda çok güzel bilgiler verdiler. Bu konuda çok fazla bilgilendirdiniz toplumu. Artçı depremlerin ne kadar olabileceğini. Çünkü neden bu önemli? Bilgi o kadar değerli bir şey ki, farkındalık, bilmek o kadar önemli bir şey ki. Bilmek ve bilmemek birbirinden o kadar çok farklı. Hani bilenle bilmeyen birbirinden ne kadar farklı nosyonumuz var ya. Bilenle bilmeyen bir olur mu? İşte bilmek çok değerli bir şey. Ama doğruyu bilmek bir de çok evet, daha önemli olan bir şey. Uzmanında. Ben orada işte bilgiyi kaynağından öğrenmeye çalıştım. Öğrendim ve beni o kadar çok rahatlattırdılar ki. Çünkü ben de kendi zihnimdeki belirsizlikleri ortadan kaldırmam lazım. Ben de bu yeni öğrendiğim bilgiyi birilerine anlatmam lazım. O nedenle basın bu konuda çok ciddi bir çok yararlı ve çok önemli bir görevi ifa etti. Bunu belirtmek lazım. Depremin önemi, deprem sonrası neler ortaya çıkacak, deprem sonrası ne tür güzellikler oldu? Mesela şöyle bahsettik, hep etrafımızda, kendi ailemde, dışarıda da konuşuyoruz. Mesela bu depremde şunu hepimiz fark ettik. Devlet her şeyle burada oldu mesela. Hala bakanlarımız burada, bakanımız hala burada. Evet, yani çok da belki genel olarak beklenen bir şey bile değildi bu. Elazığ taşra bir şehir, bir Anadolu şehri, ama devlet her şeyle buradaydı. İlk andan itibaren, hatta şöyle ifadeler vardı orada, ben yine ulusal kanaldaki misafirler, oradaki konuklarla yine sohbet etme imkanım oldu. Herkes olaya mümkün olduğu kadar da objektif bakmaya çalışıyor. Rekor tarzda dediler, yani çok çok hızlı enkaz arama kurtarma çalışmaları çok hızlı bir şekilde oldu. Buna hiçbir kimsenin itirazı yoktu. Bunları da bir taraftan basın yoluyla yansıtmak da çok değerli, çok önemli bir şey. Neden değerli, önemli? Yani devlet desteğiyle arkamızda. Çünkü sosyal destek ne kadar fazla olursa bir insan travmatik olayın üstesinden gelmesi daha kolay oluyor. Çünkü psikolojik dayanıklılığı artıran bir şeydir sosyal destek. İnsanlarla oturmak, konuşmak, sohbet etmek. Bir sürü insan depremle ilgili hatıralarını, şunları bunları anlatıyor. Bunlar veriliyor. Bu da depremle yüzleşip bu işin üstesinden gelmemizi kolaylaştırıyor. Bunlar çok güzel şeyler. Ama bir taraftan da simgesel şeyleri sürekli vermek, bunları da çok doğru bulmuyorum. Bu da çok fazla yapıldı. Haddinden fazla ve ben kanalları erişkin bir insan olarak değiştirme ihtiyacı hissettim. Ki çocukların etkilenmemesi hiç mümkün değildi. Evet. Sayın Hocam, sizden önce biz saat 13'ten beri program yapıyoruz. Ben program yapıyorum. Avukatımız vardı, Fadile Saka Hanım. Onunla beraber hukuksal süreci biraz işledik ki yarın saat 1 ile 13 ile 16 arası tekrar iki avukatımla beraber eğileceğiz vatandaşlarımızın sorunlarına. Sizin hemen öncenizde de Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zülfü Gür Hoca ağırladık. Hakikaten çok önemli bilgiler verdi ve bizleri rahatlattı. Çünkü ortada çok fazla söylenti var. İşte 7.5 şiddetinde bir depremin geleceği, bunun bir başlangıç olduğu falan filan gibi söylentiler vardı. Sağ olsun hocamız hepsine bir açıklık getirdi. Yeni seyreden seyircilerimiz için şunu söylüyorum. Profesör Doktor Zülfü Gür Hoca hocamız dedi ki öyle bir ölçekte bir deprem daha beklemiyoruz. Yani en azından enerjisi boşaldı artık. Evet. Bu bizim yüreğimize su serpti. İşte uzmanından, kaynağından doğru bilgiyi, bilgileri almak çok önemli. Yoksa çok uygunsuz söylentiler, toplumsal paranoyalar ortaya çıkıyor. Yani birisi, ben bugün duydum mesela,
İşte 6.8'den daha büyüğü geliyormuş falan gibi söylentiler. Çok fazla var. Mesela bu tarz şeyler. O günler veriliyor. 10 gün içerisinde şöyle olacak. İşte depremin ilk gününden sonra ilk 10 günde şu olurmuş, bu olurmuş falan gibi. Bu tarz bilimsel olmayan şeyler. Yani depremle ilgili farkında olamadığımız... Bir de jeologlar, jeofizikçiler ne diyorlar? Diyorlar ki bizim farkında olamadığımız bazı şeyler var. Depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz şu öyle anki bilgilerimizle. Öyle bir teknolojiye sahip değiliz. Öyle bir teknolojimiz yok. Hani biliriz falan dersek bu da yanlış. Buna da itimat etmeyin. Çünkü en azından şu anki bilgilerimiz de yok. Ama tam tersine bilinen şeyler de var değil mi? Bilinenleri de doğru öğrenelim işte. Böyle bu tarz değerli hocalarımızın katkıları bizim için çok önemli. Onun için kaynağından öğrenmek gerçekten değerli bir şey. Evet. Hocam şimdi travmalar konusuna tekrar dönmek istiyorum. Evet. Şimdi etkilenme oranı herkesten herkese göre değişiyor. Belki de depremin o enkaz altında kalmak farklı, yaşamak farklı. Etkilenme oranları bazında konuşursak, şimdi travmalardan bahsettik. Mesela ben de depremi yaşadım. Şunu soracağım size. Benim bir travma geçirdiğimi veya hala o travmanın etkisinde olup olmadığımı onu nasıl anlayacağım ben? Veya bir tedaviye ihtiyacım olup olmadığını? Evet, önce şeyden de bahsedeyim. Aslında Amerika, bizde böyle çok istatistiksel veriler maalesef her konuda çok güvenli, çok güçlü verilerimiz yok. Amerika ile ilgili veriler var. Yani 45-50 yaşlarına gelmiş erişkin dönemdeki orta yaş grubundaki birisinde yaşamı boyunca en az yarısında diyelim %50'sinde, kadınlarda biraz daha fazla %60, erkeklerde %45 gibi en az yarısında çok ciddi bir travmatik olayla karşılaşma ihtimali var. Biz de böyle bir olayla karşılaşmış olduk. Travmatik böyle bir olayı geçiren insanların 5 kişiyiz mesela şurada, hepimizde bir şekilde psikopatoloji, ağır devam eden bir ruhsal problem ortaya çıkacak mı, çıkmayacak. Birinde ortaya çıkıyor. Yani kabaca 5'te 1. Kimler daha risk altında? Evet. Değil mi? Bir de o önemli. Kimler mesela böyle bir olay geçirdi ve bundan sonra ruhsal bir bozukluk gelişme riski açısından kimler daha risk altında? Bir kere daha önce bu tarz olaylar yaşamış ve bu olayları kötü atlatmışsa kişi riskli. İyi atlatmışsa risksiz, daha az riskli mesela. Daha önce mesela var değil mi? Ben diyor Bingöl depremini de yaşadım ya da Van depreminde 99'da evet, oradaydım. Ama kendisi insanlara yardım etmiş, travmanın üstesine çok iyi gelmişse bunu da çok daha iyi atlatıyor. Normallere göre daha da iyi atlatıyor. Ama daha önceki travmatik yaşantılarını çok iyi atlatamamış olan birisi bu defa daha da ağır geçirebiliyor. Bu önemli. Travmatik olayla doğrudan yüzleşenler, çok daha ciddi yüzleşenler. Yani enkaz altında kalan ve oradan çıkarılan birisiyle işte sizin yaşadığınız tarzda birisi de aynı etkilenmeyi dediniz ya, ben daha yüksek bir yerde oturuyorum, daha kayalık bir alanda oturuyorum. Aynı etkilenme olmuyor. Yani böyle bir işte enkazın altında kalıp da çıkarılmakla ilgili bir taraftan da uzamış travmaya maruz kalanlar. Travma uzamışsa ya da kendisi sağ çıkmış ama bina yıkılmışsa mesela, yıkıldığını görerek çıkmışsa. Bunlar uzamış travmalar oluyor. Burada da risk, ruhsal bozukluk, ortaya çıkma riski maalesef artıyor. Bunlar çünkü riskli gruplarda biraz daha dikkatli davranmak lazım. Mesela ben bu pazar günü merak ettim nedir durum falan diye. Bizim hastanede 19 tane hasta yaralı bir şekilde yatırılmıştı. Onları üst katlardan başlayıp tek tek bir ziyaret edeyim dedim. Mesela bunların hepsi de bir şekilde enkazla, çünkü yaralı olarak çıkarılmış. Kimisi daha yüzeyel bir enkazdan çıkarılmış. Kimisi daha derin enkazdan çıkarılmış. Ama bir şekilde etkilenmişler. Vücutlarında yaralar, vereler, bir şeyler ortaya çıkmış. Bunların etkilenmesi daha birkaç ilk günlerden itibaren çok yoğun şekilde başlıyor zaten. Ben mesela oradan birisini gördüm. Genel cerrahide yatıyordu. aile yakınları dedi ki hocam çok iyi oldu, iyi ki geldiniz. Şey yapamıyor. Yani uykusunu sürdüremiyor. İkide bir de bağırarak uyanıyor falan diye söylediler. Çünkü o enkaz altından çıkarılmıştı. Bu tarz uzamış travmaya maruz kalma da ciddi bir sıkıntı bir taraftan. Bu ayrı bir problem. Daha önce bir ruhsal rahatsızlığı varsa, böyle bir travmaya da maruz kalmışsa yine risk faktörü. Mesela bizim, ben birkaç gündür çok yoğun hasta bakıyorum. Bugün de poliklinik yaptım. Polikliniğe de başvuran bir sürü insan vardı. Asistan arkadaşlarla beraber gördük.
Yani ruhsal bozukluğu olanlarda da alevlenmelerle çok fazla gelen oluyor. Yani mevcutta ruhsal bozukluğu varsa onların da etkilenmesi maalesef travmatik bu tarz olaylardan daha fazla oluyor. Zeminde kişilikle ilgili problemleri varsa, daha önce böyle hassas duyarlı insanlar vardır. Bir de böyle toplumda vurdum duymaz dediğimiz kişiler vardır değil mi? Kişilik yapısı evet. olarak farklıdır. Hani karakter özellikleri, daha üstte mizaç özellikleri farklı olan kişiler etkilenmeleri de birbirinden farklı. Bazı insanlar genel olarak ruhsal bozukluklara daha duyarlı, daha hassas olan kişilerin travmatik olaylardan etkilenme riski de artıyor. Ailede ruhsal bozukluk öyküsü varsa kişinin ruhsal travmatik durumlardan etkilenme riski artıyor. Bu tarz travmalarda bir de çok önemli bir şey var. Hakikaten hocam yani can kayıpları var, mal kayıpları var. İşte herkesin psikolojisi bozuk. Bence bilemiyorum neler söylenir, neler yapılır, bunların sarılması, hangi vadeyi alır. Hakikaten zor günler bizi bekliyor bunu evet. diyebiliriz. Yalnız şeyi fark ettim, o kızımız evin içerisinde çok sağlıklı cümleler kullandı. Çok kendini yani ruhsal olarak çok iyi, dayanıklı olduğunu hissettirdi bana. Aslında en büyük özelliği şuydu bence. Hatta muhabir de özellikle belirtti değil mi? Çok bizzat belirtti. Duygularının sözel olarak her şeyini ifade etti. Aslında en sağlıklı şeylerden biri de bu tarz durumlardan sonra duygularımızı sözel olarak ifade etmemiz gerekiyor. Yani ne hissediyorsak, ne duyuyorsak bunu karşımızdakine hissettirmemiz gerekiyor. Çocukların annelerine hissettirmesi gerekiyor. İnsanların birbirlerine hissettirmesi gerekiyor. Ben bugün şeyde fark ettim, yemekte birkaç gündür öğle arası öğretim üyesi arkadaşlarla sohbet ederken çay fasıllarının çok uzadığını fark ettim. Çünkü herkes birbirlerine bir şey anlatma ihtiyacı hissediyor. Bu sağlıklı olan bir şey. En son şeyde kalmıştık aslında onu evet. unutmadan şeyi söyleyeyim. Bu tarz travmatik olaylarda kontrol, yani insan bir travmatik olay yaşar, kontrol kendinde değil de başkasındaysa bu olaydan etkilenme her zaman daha fazladır. Yani nasıl? Mesela bir trafik kazası yapıyorsunuz, siz gidip bir yere çarpıyorsunuz, böyle bir durumda kontrol sizde ama travmatik bir olay yaşadınız. Ama kontrol sizde olarak yaşadınız. Burada etkilenme şuna göre daha az oluyor. Mesela siz giderken birisi size birden çarpıyorsa evet. böyle bir durumda hani birden farkında olmadan size birisi çarpıyorsa etkilenme daha fazla ortaya çıkıyor. Deprem de böyle bir şey değil mi? Hiç kontrol tamamen bizim dışımızda. Maalesef. Yani kontrol tamamen bizim dışımızda. Kontrol bizim dışımızda, kontrolün bizim dışımızda olduğu, kontrole hiçbir şekilde dahil olamadığımız travmalarda etkilenme çok daha fazla oluyor. Onun için o örneği verdim. Bir trafik kazası yaparken siz gidip bir arabaya çarparsanız, siz gidip bir ne bileyim bir binaya çarparsanız, kontrol sizdeyken olan bir şeyde sizin etkilenmeniz daha az oluyor. Ama kontrol hiç bizde değilse, depremde böyle oluyor değil mi? Selde hiçbir şey bizim kontrolümüzde değil. O zaman etkilenme her zaman çok daha fazla oluyor. Evet. Sayın hocam ben bir tane mesajımı okuyacağım. Hı-hı. Özellikle engelli bir kardeşimiz var Yavuz Şen. Onun mesajını okuyacağım seyircilerimize. Ben Elazığ'dan Yavuz Şen. Melisa Hanım ben öncelikle Elazığ'a geçmiş olsun diyorum. Vefat eden hemşerilerimize Allah'tan rahmet eylesin. Vefat eden hemşehrilerimizin yakınlarına sabır diliyorum. Şunu belirtmek istiyorum. Ben yatalak engelli olduğum için deprem durduktan sonra da dışarı çıkamadım. Çünkü evde erkek yoktu. Benim mücadelesini verdiğim yatalak engelliler için bir birim olmalı diye bu depremde daha çok ihtiyaç olduğunu bir kez daha anladım. Lütfen bu mesajı okuyun. Rabbim bir daha yaşatmasın böyle bir afet demiş Yavuz Şen. Yavuz Şen gerçekten sizin durumunuz da çok sıkıntılı. En azından diğer sağlıklı insanlar bir şekilde depremin sonrasında kendilerini dışarı atabildiler ama sizin gibi mağdur kişiler daha da mağdur oldular. Dışarı bile çıkamadılar maalesef. İnşallah sesiniz oluruz. Pazartesi günü de bu mesajınızı yenilersiniz. Programımıza tekrar söylemiş oluruz. Melisa Hanım'dan bahsettiğimiz şey kontrol tamamen evet. Yani kontrol hiç bende kontrol yok meselesi. Biraz daha ileriye gitti bakın. Orada o gün geçenlerde yaptığımız bir yerel kanalda yine buna benzer bir olay anlatıldı. Orada da baba yatalak, kızlar dışarıda çıkmışlar. Büyük bir ikilem yaşıyorlar. Dışarıda mı kalalım,
babamızı orada nasıl bırakacağız, bırakmayacağız diye. Baba da diyor hani beni boş verin, siz gidin diye söylüyor. Ama böyle bir ikilem yaşama durumu maalesef olabiliyor. Yani baba yatalak oradan çıkamıyor ama siz gidin diyor. Kızlar çıkmışlar, gitsek mi gitmesek mi? İşte babamızın yanında mı olalım, dışarıda mı olalım? Bunlar da işte travmayı uzatan maalesef şeyler, ruhsal etkilenmeyi suçluk duyguları devreye giriyor değil mi? Böyle bir durumda bıraksak mı bırakmasak boyunca mı? Bir daha ya bırakıp gittiyseniz de bu sefer hayatınız boyunca onun pişmanlığını yaşayacaksınız. Tabii bu defa da suçluk duyguları devreye giriyor. Bu tarz ağır şeyler de var. Yani ağır örnekler daha da ağır. Kontrolün hiç tamamen sizden çıktığı durumlar da var. Yani oradaki yatalak ya da biraz önce bahseden seyircimiz değil mi? Evet. Yani evi de terk edemedim diyor. Benim durumum daha da ağır diyor. Gerçekten de mesela çok gelişmiş ülkelerde böyle bir durum için ne yapılıyor? Bunun için bir yöntem var mı? Bilemiyorum. Şimdi düşününce insan değil mi? Böyle bir durumda ne yapılır? Bunun yolu nedir? Yöntemi nedir? Bunu da merak ediyoruz. Tabii ihtiyaca göre yeni şeyler ortaya çıkıyor. Evet, kesinlikle. Hocam tekrar travmalar konusuna geri dönmek istiyorum. Az bir vaktimiz kaldı. Tamam, şimdi travmaya girdik diyelim ki artık psikolojik olarak da gerçekten bozuk bir durumdayız. Tedavi edilmediğimiz sürece neler olur? Özellikle şu riskli gruplar tedavi görmezlerse bundan sonraki hayatları ne şekilde şekillenecek? Şöyle diyelim aslında tedavi edilmesi grup hangi grup? Kimler tedavi için ağırlıklı olarak başvurmalı? Evet. Ne tür ve bu tarz travma sonrası ortaya çıkan ruhsal bozukluklar hangi belirtilerle seyrediyor? Biraz bundan bahsedip oradan da tedavi ile ilgili kısma ve tedavi olması da neler olacağına dair kısma girebiliriz. Şimdi olaydan sonraki ilk bir ay içerisinde ortaya çıkan belirtilere biz akut stres bozukluğu diyoruz. Bu belirtiler eğer bir aydan daha uzun sürerse buna da post travmatik stres bozukluğu diyoruz. Ya da travma sonra stres bozukluğu. Basında falan bir ay. Evet bir ay. Bir aydan bir aya kadar yani ilk 3-5 gün birkaç gün biz en maksimum hani bir haftaya kadar normal kabul ediyoruz. Bir haftadan daha fazla uzamaya başlamışsa belirtileri anormal kabul ediyoruz. Biraz sonra sayacağım belirtileri. Bir aydan daha uzun çıkarsa daha da anormal kabul ediyoruz. Daha devam ederse bir ayı da geçerse. Şimdi hangi belirtilerden bahsediyoruz? Şimdi aslında travma sonrası ortaya çıkan ruhsal belirtileri biz temel olarak 3 grupta topluyoruz. Birinci grup belirtiler olayı yeniden yaşama belirtileri. Nasıl olayı yeniden yaşama? İşte rüyalarda tekrar yaşama. Hatırlatan mesela en ufak bir çıtırtıda sanki olay yeniden oluyormuş gibi hissetme, birden kalkma gibi belirtiler. Ya da olayı hatırlatan yerler görüldüğünde olayın tekrar zihninden geçmesi. Bazen durup dururken zihnimizden sürekli olayın geçmesi, görüntülerin geçmesi. Bunlar olayı yeniden tekrar yaşantılama belirtileri. İkinci grup belirtiler kaçınma belirtileri. Ne tür belirtiler? Olayı hatırlatan şeylerden kaçma, olayın olduğu sokağa girmeme, yanında olan kişilerle konuyu konuşmak istememe, kulaklarını kapatma, kanalı hemen değiştirme gibi. Yani o biraz önce benim bahsettiğim kanal değişimi olayından farklı. Yani depremle ilgili hiçbir şeyi duymak istememe. Hatta daha sonraki dönemde depremi hatırlatan bir film sahnesi vesaire onu seyredememe. Bunlar da görülecek maalesef. Bu tarz kaçınma belirtileri. Ya da nerelerden kaçınma? Kapalı yerlerden kaçınma. İşte kapalı bir yere girmek istememe. Girersem bir şey olur. Bunun üstünde bir seyircimiz şöyle bir mesaj yollamış. Vaktimiz az diye hemen okumak istiyorum. Tabii tabii. Hayırlı günler. Ben depremden bu yana akşam olunca psikolojik olarak odadan çıkamıyorum. Çocuğumu yanımdan ayıramıyorum. Her an deprem olacak, çocuğuma bir şey olacak korkusu, sıkıntısı, stresi alıyor. Ne yapmalıyım? Ciddi sorun var artık. Evet artık çünkü 5. günü doldurmak üzereyiz. Artık ciddi bir problem ortaya çıkmaya başlamış. Daha akut stres bozukluğu belirtileri gelişmeye başlamış. İşte ki böyle bir durumda kaybetme korkusu yaşıyorum. Kaybetme korkusu vesaire. Tabii işte böyle bir durumda mutlaka bizim Elazığ psikiyatri nosyonuna çok yakın olan bir halk. Türkiye'nin ilk ruh hastanelerinden birisi burada değil mi? Psikiyatri nosyonunu çok iyi tanır Elazığ halkı. Şehir hastanemiz, özel hastaneler, üniversite hastanemiz, ruh sağlığı hastanesi, polikliniklerine başvurulduğu zaman mutlaka çok yardımcı olunacak. Ben üçüncü belirti kümesinden de bahsedeyim.
İrkilme, çabuk irkilmeler, böyle çıtırtılarda hemen kalkmalar, çabuk sinirlenmeye başlamalar, öfkeyi kontrol edememe gibi belirtiler, aşırı irkilme belirtileri. Bu üç belirti kümesini gördüğümüzde biz ve süre biraz önce bahsettiğim sürede karşılanmışsa ve bütün bu belirtiler bizim mesleksel, ailesel, arkadaş ilişkilerimizi, iş ilişkilerimizi bozmaya başlamışsa bir ruhsal bozukluktan bahsediyoruz. Bakın bozmaya başlamış. İşte burada ruhsal bir bozukluktan bahsediyoruz. Ne yapacağız böyle bir durumda? Şimdi psikiyatrik desteği ikiye ayırmak lazım. Birincisi psikososyal destek. İkincisi de ilaç desteği. Psikososyal destek ve ilaç desteği yapabilecek birimlerimiz Elazığ'da var. Yani tedaviyi biz psikoterapi ve ilaç tedavisi olarak ayırmamız gerekiyor. Psikoterapi bir yere kadar. Bir taraftan da beraberinde ilaç tedavileriyle beraber bu sorunların üstesinden gelmekte çok mümkün olabiliyor. Çünkü çok ciddi insan bundan sonra maalesef çok ciddi uyku problemleri yaşayacak mesela. Uykuya dalma sorunları yaşayacak. Uykudan sıklıkla uyanma, sıçrayarak uyanma, rüya ile uyanma, kabusla uyanma ile karşılaşacak. İşte bu tarz durumların üstesinden gelmeyi sağlayacak. Ki mesela bugün hastanemiz içerisinde başvuran doktor arkadaşlarımız da oldu. Onlar da yardım aramaya başladılar tabii haklı olarak. Hepimiz bir şekilde etkilendik. Öyle olunca bu tarz belirtiler devam. Ve gelen arkadaş şöyle dedi. Hani geçer diye bekledim ama giderek arttığını fark ediyorum diyor. Ne demiştik en başta? En büyük deprem oldu. Artçılar gibi yavaş yavaş azalarak geçmesini beklerken. Azalarak geçmek yerine giderek sıkıntımızı artıracak durumlar ortaya çıkıyorsa tedavi ihtiyacı doğuyor demektir. Orada tedavi etmemiz gerekiyor. Böyle durumlarda da psikiyatrik tedavi, bunun için hem psikoterapi desteği hem de ilaç tedavileri ile tedavi etme şansımız var. Burada bu arada şeyden de bahsetmek lazım. Aileler çok merak ediyorlar. Çocuklarımıza nasıl davranalım? Evet. Değil evet. mi? Çocuklar yani ya da bir ağır bir ruhsal rahatsızlık ortaya çıkmaması için nasıl davranalım? Değil mi? Bir de bu var. Tabii, yani bunların bu anneyi düşünün mesela. Mesela bu anneyi hocam, düşünelim. Yani çocuğu ne kadar kendisi evet. psikolojisi bozuk olduğu için çocuğa acaba ne bırakacak? Evet. Tabii. Çok güzel bir şey söylediniz. Bir kere öncelikle çocuklarımıza destek olabilmek için erişkinlerin sağlıklı olması gerekiyor. Sağlıklı davranması gerekiyor. Kaçınmaları bırakmamız gerekiyor. İşte güvenli olduğu söyleniyor değil mi? Şu belirsizliğin biraz ortadan kalkması lazım. Maalesef belirsizlik de devam ediyor. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Hani binalardaki hasar vesaire meseleleriyle ilgili sıkıntılar var. Ne düzeyde ne değil. Bunları ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama belli bir dönemden sonra yapılan binalarla ilgili çok ciddi hani daha olumlu algı var. Onun için sürekli oradan kaçayım, asansöre binmeyeyim, yok efendim alışveriş merkezine gitmeyeyim. Bunlardan kaçınmamız gerekiyor. Normal hayata ne kadar çok çabuk adapte olursak ruhsal etkilenme o kadar azalır. Mecburen normal hayatta yaptığımız işlere, uğraşlara girmemiz gerekiyor erişkinler olarak. Bu tarz mesela çocuklarla ilgili de özellikle ailelerin onlara aile içerisinde küçük sorumlulukları vermeleri gerekiyor. Şunu yap işte aman sen gitme mutfağa falan gibi böyle engellemeler bunlar ruhsal olarak çocukların etkilenmesinin neden olabilir. Tam tersine yani bunu sen mutfaktan sen getirir misin? Aşırı koruyuculuk, kollayıcılık bunlar yanlış. Ama şunlar doğru. Çocuğa sarılmak, ona sıcaklığını hissettirmek, yanında olduğunu hissettirmek, elini tutmak bunlar çok doğru olan şeyler. Gece yanımızda yatırmak peki hocam? Bunlar sağlıksız şeyler. Kesinlikle sağlıksız. Yani evimizin güvenli olduğunu biliyorsak biz, yani bununla ilgili belirsizliği ortadan kaldırmışsak çocuğumuz yanımızda yatmayacak. Tamam bir gün yanında, ha şu olabilir, çok çocuk çok tedirgin, çok endişeli mi? Tamam o zaman yanına gidilip çocuğa destek olunduğu, yanında kalındığı hissettirilip daha sonra ayrılacağımızı hissettirmek. Belki bu yapılabilir. Çocuğu biraz önce söylediğim çok uygunsuz görsel şeylerden uzak tutmak lazım. Bu tarz sürekli deprem görüntülerine maruz kalmak, maruz bırakmak vesaire. Bunlar erişkinler için de çocuklar için de oldukça sağlıksız şeyler. Bir de bize iyi hissettiren şeyler hem çocuklara hem bizlere iyi, erişkinler için de geçerli. İyi hissettiren şeyleri daha fazla yapmamız lazım. Mesela yürüme ruhsal sağlık için çok olumlu bir şeydir. Arkadaşlarla ailece yürüyüşlere çıkmak, biraz dışarıda zaman geçirmek, bir yarım saat, 45 dakika, bir saat mesela yürüyüş yapmak ruhsal olarak antidepresan özellik gösteriyor. Onun için yürüyüşe çıkmak mesela.
ibadet eden insanlar için ibadetlerine devam etmek, çünkü bu da evrensel olarak bir güce dayanmak her zaman için ruhsal sağlık açısından önemli kabul edilir. Bunun için de bu tarz şeyler, hani ibadetler, insan ruhsal olarak kendisini güçlü ve desteğini daha derin hissettirir. Onun için bunlara önem vermek başlı başına değerli ve önemli bir şey. Ama belirtiler ortaya çıkmışsa da artık ruhsal şeyden, destekten kaçınmamak. Ruhsal desteğe ihtiyacı duyan önemli oranda halkımız olacak. Maalesef ciddi bir travmatik olay yaşadık. Bu olaydan sonra ruhsal etkilenen sayısı maalesef istemeden de söylesek çok ciddi oranlarda olacak. Evet. Maalesef. Hocam özellikle şunu konuşmak istiyorum. Az bir vaktiniz var. Enkaz altından sağ çıkanları bir de okullar açılacak ya. Bir hafta tatil çocuklar edildi ama çocukların adaptasyonunu konuşmak istiyorum. Şimdi bunlar en önemli kısımmış hocam. Enkaz altından sağ çıktık çok şükür diyelim ki. Bundan sonraki süreç aslında sıkıntı. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Artık birçok gece muhtemelen kabusla uyanacaksınız. Tabii. En ufak bir gürültü sizi uyaracak, korkacaksınız. Neler yapsınlar bu vatandaşlarımız? Çok bir kere bu tarz kişiler için ben orada hastanede gezdiğim, yaralı olarak hani ziyaret ettiğim vatandaşlara da söyledim. Mutlaka hani bundan sonraki dönem için de psikiyatrik desteğe ihtiyacınız olabilir. Hiç çekinmeden gelin diye. Uzamış travma bu nedenlerle çok uzamışsa etkisi de maalesef çok güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu tarz durumlarda kaçınmadan psikiyatrik desteği aramak lazım. Yani şeyin altında, enkazın altında kalmış, çıkarılmış bir taraftan da bu belirtiler ortaya çıkmışsa ve devam ediyorsa hiç beklemeden mutlaka psikiyatri polikliniklerine başvurmamız gerekiyor. Mesela biz şunu da söyleyelim, bakanlık, Sağlık Bakanlığı bünyesinde biz de üniversite olarak destek veriyoruz, verdik. Bugün arkadaşlarımızın görevlendirmesini başlattık. Bir öğretim üyemiz de hali hazırda ilk görevi o aldı sağ olsun. Mesela bütün psikiyatri poliklinikleri kendi bünyelerinde zaten hazır. Biz bir ruh sağlığı ve psikososyal destek polikliniği olarak bir polikliniğimizi sadece bu tür hastalara tahsis ettik. Doğrudan, çünkü başvurular olacak yoğun bir şekilde, oraya başvurmalarını sağlayacağız. Bir taraftan da bakanlık bünyesinde çadır kent olarak nitelendirdiğimiz yerde mesela Kültür Park'ta şimdi bir erişkin ve çocuk psikiyatri poliklinikleri oluşturuldu. Biz de kendi psikiyatrist arkadaşlarımız kendi bünyemizdeki orada vardiyalı olarak görevlendiriyoruz. Bir kısım arkadaşımız 9-10-16 arasında, bir kısım arkadaşımız da 16-23 arasında sürekli orada olacağız. Ve vatandaşlarımıza doğrudan oradan, çünkü zaten sıkıntılı durumdalar. Hani başvuru konusunda sıkıntılar olabilir. Onun için oradan doğrudan destek sağlamak için biz de doktor arkadaşlarımızı, psikiyatrist arkadaşlarımızı orada bulunduracağız. Evet. Hocam artık son olarak şunu soracağım ben size. Okullar bir hafta tatil edildi. Şunu tekrarlayalım seyircilerimiz için. Üniversiteler 27 Şubat'ta, normal liseler de ilk öğretimlerde 10 Şubat'ta açılacak. Bunu tekrarlayalım. Artık 15 tatilde olması bu depremin biraz da iyi oldu hocam, okulların kapalı olması ama ki bir haftalık tatille beraber bu artık uzadı. Ve tekrar okula dönmek, tekrar o okul atmosferine adapte olmak, bunlar da zor ki birçok okulun, bilmiyorum şu anda hasar kaydı var mı, onlar tespit edildi mi? Tekrar o sürece nasıl alışacağız? Keşke şey yapılsa. Evet, gerçekten de güzel bir şey söylediniz. Ben çocukluğumda Adana'da yaşadım ben. Çocukluğumda hatırlıyorum, ilkokul 3. ya da 4. sınıftaydım. Şey olmuştu. Adana'da çok ciddi bir yağış oldu demek ki o zaman. Seyhan Nehri taşmıştı. Çok önemli bir, Adana'nın önemli bir kısmı sular altında kalmıştı. 15 tatil dönemine denk gelmişti hatırlıyorum. Şubat tatiline denk gelmişti. Ama bir ay mı, yaklaşık işte çok yıllar geçmiş aradan, 1,5 aya kadar falan uzamıştı. Okula dönmek çok zor olmuştu. Pek çok kişi için de zorlanmıştı. Dönmeden önce belki hani kalem, defter, kitap vesaire getirmeden sadece okula gelin, işte beraber bir şey yapalım. Hani ders yapmadan okula alıştırma günleri çok iyi olur diye düşünüyorum ben. Özellikle ilk kademe için söylüyoruz. Daha çok hocam? Daha çok özellikle ilk öğretim okulu, orta öğretim okulu, ana sınıflarını bilmiyorum. Ana sınıfları belki onlarda da aynı şey geçerli mi onu bilemiyorum. Yani milli eğitime bağlı tüm okullarda herhalde o zaman. Evet. Ana sınıflar için çok daha önemli olur o zaman. Çok daha değerli olur. İlk öğretim için çok daha önemli olur. Orta öğretim için kısmen, lise için de kısmen.
Çünkü ben o zaman ilk öğretimdeydim ve çok gerçekten iyi. Sadece ana sınıfı için değil, ilk öğretimde de çok ciddi önem arz edecek. Yani tekrar okula dönmek zorlaşacak. Bir kopukluk ortaya çıktı. Çünkü insanlar zihinsel olarak pazartesi okula başlayacağız diye gittiler, değil mi? Evet. Ama biraz uzadı. Daha uzama ihtimali olursa, bir hafta mı şu anda? Şu anda bir hafta. Bir haftada, uzatılabilir ama bir hafta. Belki uzatılabilir, bilemiyoruz tabii ama bir hafta için bile olsa bir hafta belki idare edilebilir. Hani ama daha da uzarsa ben okula adaptasyon günü oluşturulabilir bir gün diye düşünüyorum. Buradan da hani yetkililere söyleyelim bununla ilgili birimlere. Çünkü ama bir zorun şey olmadan hani defter, kalem, dersten ziyade sadece gelip bir oryantasyon, uyum tarzında böyle bir gün gelip orada bir aktivite, bir şeyler yapılabilir. Bir gösteri düzenlenebilir. Ya da sadece orada olmak, okulda herhangi bir şey olmadığın depremle ilgili onu hissettirmek, anlatmak. Ama bir arada olmak. Ama zorunlulukla ders için orada olmadan bir arada olmak. Ben yararlı olabileceğini düşünüyorum. Evet. Hocam artık programımızın sonuna geldik. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim eklemek istediğim aşağı yukarı her şeyi konuştuk. Ben tekrar ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok ağır bir travma yaşadı Elazığ, güzel Elazığ. Ben de 25 yıldır Elazığ'dayım. Beni Elazığlı zannedenler de oluyor. Buralı değilim aslında ama Elazığ'la herhalde bayağı özdeşleştik. Onun için çok gerçekten etkilendim, üzüldüm. İnsani şeyler bunlar. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Şükürler olsun çok hızlı bir şekilde enkaz çalışmaları bitirildi. Arama kurtarma çalışmaları bitirildiği için insanlar ulaştırıldı. Yoğun bakımdan insanlar çıktı, kliniklerden çıktı. Pazartesi günü hastaların 1/3'ü mesela bizim hastanedeki kliniklerden çıkmışlardı. Onlara da kalan ve şu anda hala kazanın kalıntıları nedeniyle, travmanın kalıntıları nedeniyle yardım arayışında olan insanlara da acil şifalar diliyorum. Onun dışında da ekleyeceğim bir şey yok. Hocam çok teşekkür ederim. Meclisler Yaşama Dairesi de inşallah sizi en yakın zamanda i̇nşallah. Ağırlayalım. Özellikle hem bu depremin etkilerini konuşuruz hem de depresyon ve mutsuzluk bu ara çok gündemdeydi. Evet. Onları da sizinle bir araya konuşmak isterim. Efendim Profesör Doktor Murat Atmaca ile beraber olan programımızın artık sonuna geldik. Sizlere sağlıklı mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.